Arkadaşlar selamlar. Ben Mücahit Sakar. Bugün sizlerle birlikte okullarda öğretilmeyen, nedense bunların hiçbir şekilde konuşulmadığı 3 tane konu başlığından bahsediyor olacağım. Bu başlıkları geçmeden önce bir iki tane ufak duyurumuz var. İlk olarak elbette bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü böylece daha fazla kişi erişiyoruz. ve bu da bizi elbette motive ediyor daha fazla video yapma anlamında. Bir diğeri katıl aboneliğinde arkadaşlar ikinci ve daha üst seviye paketi abone olursanız Bölümünüze özel daha fazla videoya ulaşabilirsiniz. Şu anda stokları yavaş yavaş yüklemeye başladık. Her bölüme ayrı ayrı video kaydediyoruz. Bu noktada eğer bölümünüzü yazarsanız bize ben bu bölümden abone oldum gibisinden o bölüme ağırlık verebiliriz. Bu videolarımız daha genel bütün üniversite öğrencilerine yönelik ya da bütün mezunlara yönelik aslında daha soft dediğimiz yumuşak başlıklar genel geçer başlıklar. Ama orada her bölüme ayrı, ayrı ayrı video kaydediyoruz arkadaşlar buna emin olabilirsiniz. Üçüncü ve son maddemizde aşağıdaki Super Peer linki üzerinden bizden birebir kariyer mentörlüğü alabilirsiniz. Bu ne işe yarıyor? Bu gerek üniversite, gerek mezuniyet, gerek üniversite hazırlık gibi çeşitli evrelerde bizlerden birebir mentörlük olarak, birebir görüşme olarak kendi kariyer planlamanızı daha bilinçli, daha farkındalık ve istikrarlı bir şekilde yönetmenizi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi girelim konu başlıklarımıza. Bunların ilki kriz yönetimi. Şimdi ben bu bölümün mezunlarıyla konuştuğum zaman hep şunu duyuyorum. Ya hocam bize daha işte güzel bir hayat anlatıldı, daha güzel bir kariyer vaat edildi ama işte sorunlar var. Ne gibi sorunlar var? İşte şunları yapamıyorum, şunlar aslında zor. işte bunlar aktarılmadı gibi. Arkadaşlar şunu ilk olarak kabul lazım. Bu bölümde mezun olduktan sonra ya da mezun olmadan önce hep bir krize karşı karşıya kalacaksınız. Ya bu biraz şey gibi, hani bir sörf yapmak gibi. O dalgalar hep karşınıza gelecek sizin ve bence böyle çok işte finansal özgürlük vesaire gibi noktalara ulaşana kadar aslında o krize hiç tamam bitmeyecek. E peki niye bu bölümü okudum? Hani başka bir bölüm okusaydım. E bence diğer bölümlerde de zaten aynı sorunu aşağı yukarı yaşayacaktın. Yani onların da kendi içinde bambaşka dertleri var. Ya e ben şu anda hiçbir bölümün mezunun çizeceğini zannetmiyorum. Benim hiçbir derdim tasam yok. Her şey gülük gül, sanık. direkt işte armut iş altıma düş, iş bana geldi demeyecektir. Dolayısıyla bu bölümünde senin için bir sürü krizi var. Bunun farkındayım ve bu normal bir durum. Yani bu sana özel bir şey değil. Ya da bu bölümü okuduğun için karşılaştığın bir şey değil. Bunun hayat boyu karşına geleceğini bilmen lazım. Kariyer hayatı boyunca. Peki ne yapmak lazım? Yani çözüm ne? Çözüm onlara karşı güçlenmek, bağışıklık kazanmak. Yani bunu şöyle düşünün. Eğer vücut bir probleme karşı dayanabilirse ve direnirse ona karşı bir bağışıklık kazanır ve o problem artık ona bir zarar vermez. Tabii bunun bu arada diğer noktaları var. Örnek veriyorum işte antipatik kullanıyorsun ağrılara karşı vesaire. Bir noktadan sonra artık antipatik bağışıklık kazanır ve işe yaramaz. Vücuduna fayda sağlamaz. Bu da bu şekilde. Eğer sen o krizlere karşı dayanırsan, o krizlerin her birini çözmeye mücadele edersen ve çözersen hafiften, yavaş yavaş bir noktadan sonra o problemlerin sana hiçbir zorluk yaşatmadığını göreceksin. Çünkü vücudun, benliğin, zihniyetin, zihin yapın o mücadeleye karşı bir bağışıklık kazanmış olacak. Önemli olan buna hazır olduğunu hissedebilmek. Bunun kolay olmadığının elbette farkındayım. Ama buraya giden yolu kendine hazırladığın zaman kendine aslında çok daha farklı bir dünya oluştuğunu göreceksin. Bu noktada bize mutlaka yazabilirsin. İşte hocam benim şöyle bir problem var okulla ilgili, bölümle ilgili, gelecek planlarımla ilgili. Şunları yapıyorum bir türlü olmuyor. Sizce nasıl farklı yapabiliriz? Bunlarla ilgili bize her zaman yazabilirsiniz. Ki bizim zaten yapmak istediğim şey de bu. Yani bizim oluşmak istediğimiz kültür de bu. Mutlaka bu arada olumluları da yazın. Aynı şekilde işte ben burada ilgili şöyle bir staj yaptım. Bana çok faydası oldu ve bunları sağladı. Ya da işte öğrenci kulübünde şunları yaptık ve şu bizi bu noktaya getirdi gibi bambaşka artı ve eksileri bir arada paylaşalım yorumlar kısmında. O yüzden ben açıkçası yorumları çok önemsiyorum. Ki bu sayede birbirimize o komünite kapsamında fikir fırtınalarını daha iyi sağlayabiliriz. İkinci maddemiz bilgi değil pazarlamak önemli. Bu bence arkadaşlar çağımızın aslında en en kritik konusu. Ya şu an herkes o bilginin peşinde. İşte e, sınavları geçeyim, sınavlarda en yüksek notu alayım. Bunun için kimi zaman kopya çekeyim vesaire. Ya da işte ya bu ders çok zor, bu ders çok kolay. Niye? Çünkü işte şu bu. Abi hiçbir önemi yok anladın mı? Yani o vizeden aldığın AA'nın, işte A artının ya da BB'nin, B eksinin hiçbir esprisi yok. Bunlar hiçbir karşılık kazanmıyor gerçek hayatta. Real dünyada hiçbir anlam ifade etmiyor. Önemli olan o senin dersten aldığın bilgi kırıntısını nasıl pazarlayabildiğin. Dersi dinlemenin bence şu anda tek esprisi bu. Dersi dinleyeceksin ve diyeceksin ki bu bilgi değerli bir bilgi olabilir ama bu biraz şu anda underrated kalmış yani değerin altında kalmış. Ben bu bilgiyi pazarlayayım. İşte burada arkadaşlar çeşitli konular devreye giriyor. Bunların ilki multidisipliner olabilmek. Yazılım bir yandan mesela. Multidisiplinerlik. Yani bu şu anda benim en çok mesela kendi adıma kafeyi kullanan bir tanesi. Ya da diğeri örnek veriyorum yine T-shaped modeli mesela bunları mutlaka araştırın mesela multidisiplinerlik. ben nasıl multidisipliner olabilirim yani hayat senin okuduğun bölümden ibaret değil ve sen buna takılı kalırsan hiçbir zaman böyle vizyoner insanlarla rekabet edemeyeceksin bölümündeki insanlarla rekabet edemeyeceksin dünyadaki insanlarla rekabet edemeyeceksin çünkü olay artık kendi bölümün dışına çıkmış durumda sadece kendi bölümünle ilgili okuduğun bölümle ilgili işte vizelerimi geçeyim senelerimi geçeyim bir iki tane staj yapayım yalandan bulursan hiçbir şey katmayacak anladın mı Sadece bu okulda değil. Bu puan bu bölümün aldığı en iyi üniversitede okusan yine işe yaramayacak. Kaldı ki zaten en iyi üniversiteyle e, ortalama ve ortalama altı arasındaki üniversiteyi birbirinden ayıran tek fark aslında kitle. Yani oradaki akademisyen değil. O en iyi puanı alınan üniversitedeki akademisyen de benzer üniversiteden mezun. Sendeki akademisyen de benzer üniversiteden mezun. Aramdaki tek fark şu. Hocalar söylüyorum bunu. Belki oradaki bir bir tane hoca sunumdan okuyor. Sendeki iki tane hoca sunumdan okuyordur. Anladın mı? Aradaki tek fark bu akademisyen anlamında. Ya yani bunu ben çok görüyorum. İşte bizim akademisyenler iyi değil. Abi en iyi okuldaki kişiler de aslında çok da iyi değiller. Genel bir göz açmak var. Çünkü artık akademinin özel sektörde dünyada bir karşılığı kalmadı ki. Tamam Amerika'da, İsviçre'de hala çok prestijli vesaire ama Türkiye'de değil, anladın mı? Bunu kabullenmek lazım şu anki dünyada. Şu anki konjonktür özellikle o zaman ne yapacağım? ya yani Buna istemek yerine, bunu ağlamak yerine benim bir alternatif oluşmam lazım. Ve kendi rotamı çizebiliyor olmam lazım. Ha bu arada belki de senin yapacağın kariyer kendi bölümünün çok dışında bir şey de olabilir. Bak bu da aklında bir yerinde kalsın mutlaka. Ama bu şey demek değil. Ben okuduğum bölümü boşuna okudum. Hayır. Yani bu okuduğum bölümü boşuna okumadın. Okuduğum bölümün amacı zaten sana bir uzmanlık vermek değil. Bir kapı açabilmek. Sana kapıdan girdikten sonra artık bambaşka yollar var karşında. Okuduğun bölümün direkt kendisiyle ilgili iş yapabilirsin. Okuduğun bölümü kendi ilgi alanlarına birleştirebilirsin. Ve veya okuduğun bölümün çok dışına çıkabilirsin. Da burada şunlara çok takılmamak lazım. İşte yok tutkularım buna izin vermiyor. Tutkularım başka bir alandaydı. Ben istemediğim bir bölümdeyim. Şunlar bunlar. Ya bunlar geçti anladın mı? Ben mesela hala görüyorum böyle 25-26 yaşında insanlar konuşurken işte ya şu bölümü seçseydim acaba ne olurdu diye Bak bu makara muhabbeti belki olabilir. Bir goy goy muhabbeti olabilir. Ama bunun üzerine yarım saat, bir saat konuşarak kendi psikolojini alt üst ederek ya hiçbir şey yapmadan bunları konuşmak bana fuzuli geliyor anladın mı? Yani gerçekten bir şey üret, ortaya koy. Bir YouTube kanalı, bir TikTok içeriği ya da işte bir akademi bir şey ortaya koy. Ya da ürün daha iyisi ki. Bunları ortaya koyduktan sonra bir ifers mantığıyla ya şöyle olsaydı olur muydu diye tartışırsın. Ama ortaya koyduğun hiçbir şey yok. Ürettiğin hiçbir şey yok. Ya da üretip üzerine mücadele ettiğin, kafa yorduğun, geliştirmeye çabaladığın hiçbir şey yok. Ondan sonra diyorsun ki ben şunu yapsaydım böyle olurdu. Ya yapmadın anladın mı? Tamam yap belki sınava bir sene daha hazırlansaydın çok daha iyi bir yerde okurdun. Tamam eyvallah. Ama yapmadın ve bitti üzerine yıllar geçti. Hala bunun üzerine takılarak bölümünü bunun üzerinden bir şey yapman, böyle geriye plan atman doğru bir yöntem değil. Bu kapsamda arkadaşlar üçüncü ve son maddemiz sen şirketlere gitmemelisin onlar sana gelmeli. Bunun kağıt üzerine ya hocam hadi oradan falan diyenizin çok farkındayım elbette ama arkadaşlar gerçekten katma değerli kariyer demek bu demek. Ya bugün katma değerli bir kariyer istiyorsanız yüksek değerli bir kariyer planlıyorsanız olay buna geliyor. Çünkü kariyer netten başvuru yaptığınız işte LinkedIn'den başvurduğunuz Secret CV'den yeni bir işten başvurduğunuz hiçbir şirket size hayalinizdeki aklınızdaki hak ettiğiniz piyasa değeriniz olan maaşı vermeyecek. Çünkü onlar için ellerinin altında yüzlerce CV var. Yüzlerce özgeçmiş var ve sizin bir başkasından hiçbir farkınız yok anladınız mı? Yani belki bir işte sektörel tecrübeniz varsa kıdemli yerlere girersiniz ama yine mezun olduğunuzu varsayalım ya da işte başka bir alana geçtiğinizi varsayalım. Zaten eğer çok uzmansanız ve gidiyorsanız bu videoyu izlemezsiniz. E, zaten sizin pozisyonunuzdaki birinin onlar için ekstra bir önemi yok. İsim olarak önemi yok. Ahmet olmuşsun, Ayşe olmuşsun bir anlam ifade etmiyor. Dolayısıyla senin bitirdiğin üniversite ve işte mezuniyet ilk soruyor işte ne bitirdin, ne yaptın, ne ettin. Hani yalandan bir sohbet muhabbet. Sonra işte gözüne şarptıysan işe alınıyorsun. Gözüne şarptıysa red ediyorlar. Böyle bir süreç. Bunun dışına çıkmak lazım. Yani bu doğru bir yöntem değil. Bu daha doğrusu sürdürülebilir bir yöntem değil. Elbette hepimiz üniversite hayatımızın sonrasındaki bir iki yıl buna mecbur kalıyoruz. Bu çok normal. Bu arada bunun için de kendini suçlama. Yani işte bir başkası ailesinin işi var ona yönetiyor. Benim yok. Ben işte geride kaldım. Yani bu zaten böyle bir yer. Yani dünyadan bir adalet beklemek doğru bir bekleyiş değil. Bu her zaman üzecek bir yöntem seni. Adalet beklentini bir kenara bırak ve realiteye odaklan. Evet tamam sen orada çalışacaksın bir iki yıl. Ya da daha uzun süre 3-5 yıl. Ama aklının bir tarafında mutlaka kendi kariyer sürecini inşa edebilmek olsun. Yüksek değerli kariyer olsun. Ve kendini mutlaka buna hazırla. Ya bunu şey gibi düşün bu arada bir ya, uzun vadeli yatırım gibi. Mesela şu anda Amerika'da takip ettiğim bloglarda vesaire şey var böyle. Ya bu hisse sıfırlanabilir de, ama uçabilir. Ama böyle şey gibi değil, yani kumar gibi değil de. Bu şirkete yatırım yapılabilir çünkü potansiyel var. Şunlar şunlar diye mesela. Bu tarz düşün bunları. Bu şirkete yatırım yapıyorsun ama kısa vadeli beklemiyorsun, uzun vadeli bekliyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Yatırımın miktarı daha az oluyor. Kendi zamanca yatırımın da bu sayede, bu şekilde yap. Kendini geliştirmeye çalış. Geçmekten kastım açalım biraz. Video yap, içerik yap, içeriklerini değerlendir. Web site kur, orada bir şeyler anlat. Kafandaki iş modelini anonim olarak yap. Eğer şirketin seni ifşa etmesini, görmesini ve buna sıkıntı çıkarmasını düşünüyorsan, böyle bir şey olacağını düşünüyorsan anonim bir profille yap, iş modeli geliştir. Bu iş modelini değişik, değişik versiyonları üret, türet. Mesela de ki işte ben Stanford'da şöyle bir vaka gördüm. Ben bunu kendi kafamdaki iş modelini kurguluyorum. Ve işte önümüzdeki 3 tane hafta sonra bunu ayıracağım mesela. Bunları yap. Şimdi bunu dediğim zaman kendi birebir danışmanlık programlarımızda, mühendislik programlarımızda arkadaşlar şunu söylüyor. Ya hocam iyi de hani biz kendimize vakit ayırmayacak mıyız? Abi ayırmayacaksın. Yani bu maalesef böyle an anladın mı? Yani şey değil bu. Ben bir yandan çalışayım işte mesaimi devam ettireyim. Düşük bir maaş alayım. Hak ettiğimin çok altında kalayım. Öte yandan sosyal hayatımda istediğim gibi yaşayayım. Böyle bir şey yok. Yani Diğer çok fuz, şey bir dünya, e, ütopik bir dünya. Eğer sen herkes gibi yaşarsan, herkes ne yapıyor? Cumartesi pazar geziyor işte bir yerleri dolaşıyor, Reels izliyor, TikTok izliyor e, vesaire bunları yapıyor ve bunu yaparken aslında bir anlam ifade etmiyor. Yani mesela şunu yapsam ben çok tamam mı bulurum ha. Ben Reels izliyorum, TikTok izliyorum. Çünkü bunun sebebi algoritmayı kendime göre ayarladım. Kendi bölümümle ilgili, kendi yapmak istediğim iş modeliyle ilgili dünyadaki önce bir şeyleri bir takip etmek istiyorum. Bak bu çok güzel bir plan mesela model. Ki TikTok bunu çok uygun hakikaten. Yani TikTok'ta sen kendi algoritmanı kendi kafana göre belirleyebilirsin. Ve kendi oluşturmak istediğin dünya ile ilgili bir sürü besleyici içerik tüketebilirsin. Buna çok gayet okeyim yani ben. Hiçbir problem yok. Ama fuzuli bir içerikler tüketerek kendini büyütemezsin. Bu konuda çok değerli bir kavram var. Bunu mutlaka söylemek istiyorum. tüketirken üretmek. Bunu mutlaka göz önünde bulundur. Ya hiçbir bilgiyi, hiçbir iş modelini zaten sıfırdan yapmayacaksın. Her şeyi bir başkasının yaptığını alıp büyüteceksin. Amerika'da gördüğüm bir podcast. Abi al direkt kopyalı yapıştır. Anladın mı? Hiç sıkıntı yok. Onun direkt belki çevirisini yap gerekirse. Onu anlat. Ya bunu bazıları böyle küçümsüyor. Ama bu küçümsecek bir şey değil. Bu zaten ticaretin kendisi zaten. Ya bu ticaretin zaten olayı bu. ya Bugün dünyada mesela milyonlarca trading şirketi var. Bu trading şirketleri ne yapıyor? Bir yerden bir Tedarikçi bir kendisine. O tedarikçinin mallarını başka bir ülkedeki bir firmaya satıyor. E o tedarikçinin aklı yok mu? Tedarikçinin parası yok mu? Gitsin kendisi bulsun müşteriyi. Hayır. Çünkü onlar da ekmek yiyecek anladın mı? E, o zaman şu mantığa geliyor vay. E, biz de gidelim tarladan direkt domatesi alalım mesela daha ucuza. Beşte birine. Niye almıyoruz? E çünkü arada birileri var. Yani o hale veriyor, hal birine veriyor falan filan. Bu süreç böyle. Burada da bu şekilde. Yani sen Amerika'daki podcast'te kendi bölümünle ilgili çok nadide bir bilgiyi alıp derleyip Türkçe kopyalayabilirsin. Ve bu bile sana bir kariyer imkanı sağlayabilir. Farkındayım anlattığım şeyler başlıkların ve YouTube video başlığının dışında konular ama bunlar arkadaşlar aslında bir bütünün parçası. Ve bunları mutlaka tartışmak, düşünmek lazım. Bunları konuşmak lazım. Benim anlayacaklarım şimdilik bu kadar. Daha fazla vaktinizi alarak hem algoritmadaki o yerimi hem de sizlerin böyle iştahını kaybetmeyeyim. Sorularınız varsa mutlaka yazın. Aynı şekilde abi buralar bence eksikti. Buralar zayıftı. İşte burada katılıyorum, burada katılmıyorum. Ya da buralar gerçekten güzeldi diyeceğiniz her türlü görüş, öneri, alışveriş, fikir alışverişine açığım arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Diyelim şimdilik hoşçakalın.